Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Şimdiden Kurban Bayramımız mübarek olsun. Rabbim bu mübarek günleri İslam aleminin birlik ve beraberliğine, sıhhat ve afiyetine vesile kılsın. Günümüzde Arefe, bayramın bir önceki günü olduğu için dünyalık telaşların en yoğun olduğu bir gün olarak yaşanmaktadır. Oysaki Arefe, insana verilen en kıymetli vakitlerden biridir. Bu günler ibadet ve affedilme günleridir. Hacıların Arafat'ta "Lebbeyk, buyur Rabbim" diyerek dil, ırk ve ten ayrımı yapılmaksızın bir araya geldiği mahşer gününü hatırlatan, kulluğun Allahu Teala'ya dualarla, telbiyelerle arz edildiği en kıymetli zaman dilimidir. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurmuştur: "Duanın en hayırlısı, en faziletlisi Arefe günü yapılanıdır." Allah-u Teala Arefe günü kullarına rahmetiyle nazar eder, zerre kadar imanı olanı da affeder. Allah-u Teala bazı geceler duaların reddedilmeyeceğini, kesin kes kabul edileceğini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildirmiştir. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı dört mübarek gece şunlardır: Ramazan Bayramı gecesi, Kurban Bayramı gecesi, Terviye gecesi yani Zilhicce ayının 8. gecesi, Arefe gecesi. Arefe gününü ve gecesini ibadetle geçirmek çok faziletlidir. Hatta bu geceyi ibadetle geçirenin cehennemden azat olacağı söylenmiştir. Arefe günü yapılması gereken en önemli ibadetler şunlardır: Arefe gününün sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlamalıdır. Arefe günü oruç tutulmalıdır. Arefe gününe hürmet edilmeli, özellikle günaha girmemeye dikkat edilmelidir. Arefe günü çokça dua ve istiğfar edilmelidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ın kullarından en çok cehennemden azat ettiği gün Arefe günüdür. Arefe günü özellikle 5 vakit namaz cemaatle camide kılınmalı, bolca sadaka verilmelidir. Vefat eden yakınlarımızı kabirlerinde ziyaret etmeli, onlar için Allah'tan af ve mağfiret dilenmeli ve Arefe günü 1000 adet İhlas-ı Şerif okuyan kimse de büyük faziletlere nail olur. Arefe günü oruç tutup gecesini de ibadetle geçirmek hem affa hem de büyük sevaplar elde etmeye vesile olur. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam Arefe günü tutulan oruç hakkında şöyle buyurmaktadır: Arefe günü tutulan oruç geçmiş bir senenin ve gelecek senenin günahlarına kefaret olur. Kefaret olur, günahları örter, affettirir demektir. Bizim gibi günah denizinde yüzen ahir zaman Müslümanları için bundan daha büyük bir müjde olabilir mi? İşte af ve mağfiret fırsatı. Yine günler içerisinde en fazla insanın affedilip cehennemden azat olduğu gün Arefe günüdür. Zilhicce'nin 10. günü yani Kurban Bayramı'nın 1. günü oruçlu olmak da caiz değildir. Ayrıca Zilhicce'nin 8. gününe Terviye günü, 9.suna Arefe günü, Kurban Bayramı gününe yani 10. güne Kurban günü, ondan sonraki 3 güne de Teşrik günleri denilmiştir. Arefe günü sabah namazından Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazına kadar erkek kadın herkes cemaatle kılsın yalnız kılsın fark etmez. 23 vakit farz namazda selam verir vermez, yani Allahümme enteselam ve minkeselam demeden önce bir kere vacip olan teşrik tekbirini söylemeli. Yani Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü vallahu ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd demelidir. Rabbim bu günlerin feyzinden ve bereketinden bizleri müstefid eylesin. Tekrardan bayramımız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.